Dördüncü sınıf çalışma kitabı, sosyal bilgiler ikinci ünite, ikinci test. Milli mücadele için hazırlık yaparken Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki şehirlerden hangisinde toplantı yapmamıştır? Baktığımız zaman Amasya, Erzurum, Sivas'ta yapmış fakat Konya'da yapmamıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki devletlerden hangisinin yanında yer almıştır? Tabii ki Almanya. Mustafa Kemal'in bu sözü hangi özelliğini göstermektedir? Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. İleri görüşlülük. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Mustafa Kemal Paşa, illerdeki asker ve sivil idarecileri gizlice gönderdiği havza genelgesiyle onlardan halkı işgal konusunda bilgilendirmesini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istemiştir. Toplumu çağdaşlaştırmayı değil, milli egemenliği sağlamayı ama asıl amaç bu değil. Milli eğitimi gerçekleştirmeyi değil, milli bilinci uyandırmayı amaçlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Sözünü hangi savaş sırasında söylemiştir? Tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Sakarya Savaşı'nda söylemiştir. Kars ve çevresini alarak Doğu illerini Ermeni işgalinden kurtaran komutan önceki testte de vardı. Kazım Karabekir'dir. Her toplumun kendi kültürünün yansıması olan uzun zamandır oynanan geleneksel oyunları vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun geleneksel oyunlarından biri değildir? Futbol Türk toplumunun geleneksel oyunlarından değildir. Cirit, horon, halay biliyoruz zaten. Parçaya göre dini ve milli bayramlarımızın ortak işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Dini ve milli bayramlarımız özel günlerimizdir. Dini bayramlarda dargınlar barıştırılır, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Milli bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes gösterilere katılır. Burada yeteneklerimizi geliştirmeleri, dini duygularımızı güçlendirmeleri, temel ihtiyaçlarımızı karşılamaları, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmeleridir asıl amaç. Dokuzuncu soru, Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda imzalamıştır? Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda. Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi aşağıdaki şeylerin hangisinde başlatmıştır? Tabii ki Samsun'a çıkarak başlatmıştır. 11. soru. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelen bu savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Nönü, ikinci Nönü, Sakarya Meydan Savaşı. 22 gün 22 gece değil. Kuvayi Milliye Birliklerince yapılmaları değil. Albay İsmet Bey tarafından yönetilmeleri. Hayır, Sakarya'yı Atatürk yönetiyor. Yunanlılarla Türkler arasında gerçekleşmesidir. Ortak özelliği. Atatürk yukarıdaki konuşmasını milli bayramlarımızdan hangisinde yapmış olabilir? Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir yıldızı, bir mutluluk pırıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız demiş. Tabii ki küçük hanımlar, küçük beyler derken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyebiliriz. 13. soru. Verilen bu bilgiden Atatürk'ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Atatürk Kurtuluş Savaşı'na hazırlık döneminde öncelikle milli birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Baktığımız zaman açık söz, ileri görüşlü, vatan ve millet sevgisi birleştirici olmayı amaçlamıştır. Milli birlik ve beraberlik, birleştirici ve bütünleştirici diyebiliriz. 14. soru.
Resimlerdeki çocuklardan hangisi kültür ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? Baktığımız zaman kültür toplumların yaşam tarzıdır. Kültürel özellikler bir milletin önemli değerleridir. Kültür atalarımızdan miras kalan maddi ve manevi değerlerdir. Kültürel değerler zaman içinde değişime uğrar. Düğünlerden örnek verebiliriz. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kurtuluş Savaşı'nın doğu cephesinde Ermenilere karşı direkt hepsi gitti. Güney cephesinde Fransızlara, batı cephesinde Yunanlılara. 16. sorumuz. Erzurum Kongresi'nin milli bir kongre olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Erzurum'da gerçekleşmesi, bütün yurdu ilgilendiren kararlar alınması. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sürecinde meydana gelen savaşlardan biri değildir? Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın içinde yer alan bir savaştır. Numaralandırılmış cümlelerde kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Zamanla değişebilir. Doğru. Her toplumun kültürü birbirinin aynıdır. Hayır. İkinin olduğu şıkları direkt eleyebiliriz. Kültür yalnızca manevi değerlerden oluşur. Hayır. Yalnızca bir doğru. Atatürk bu emri hangi savaşta vermiştir? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde sanki az önce de böyle bir soru çözmüştük. Olayların oluş sırasını soruyor bize. İlk önce Amasya, sonra Erzurum, sonra Sivas, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi vatanın kurtarılması için her fedakarlığın yapılması gerektiği belirtir? Sözüyle hangisini belirtiyor diye soruyor. Her türlü fedakarlık ya istiklal ya ölüm. Her türlü fedakarlığı içine alır ölüm tabii ki. 22. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra düşman işgaline uğrayan aşağıdaki şehirlerimizin hangisi Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından kurtarılmıştır? Antep. Bu parçaya göre Mustafa Kemal'in vatanın kurtuluşu için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal burada Havza ve Amasya'ya geçti. Genelgeler yayınlayarak yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya, Avrupalı devletlerin desteğini almaya, ekonomiyi geliştirmeye, milli birlik ve beraberliği sağlamak için bir sürü kongre ve genelge düzenlemiştir. Mustafa Kemal'e Maraşerlik rütbesi ve gazilik unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir diye soruyor bize. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra. Aşağıdakilerden hangisi ile milletin egemenliğine dayalı bir yönetimin temelleri atılmıştır? Tabii ki meclis açılarak. 26. Türk ordusu milli mücadelede Doğu cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? Doğu cephesinde Ermenilerle savaştı. Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini vurgulamıştır? İkinci Dünya Savaşı'nın belirtilerini ölmeden önce fark etmiş ve Türkiye'nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir. Bu tabii ki ileri görüşlü olmasıyla ilgilidir. Sekiz. Bu soy ağacına göre aşağıdaki verilen isimlerin hangileri arasında diğerlerinden daha farklı bir ilişki vardır?
Nur ile Selim. Nerede? Nur, Selim. Evet, bu aynı babadan iki çocuk. Can Ozan yine aynı babadan iki çocuk. Aynı babaanneden de şunu. Aynı ilişki var. Kerem Aslı, evet yine aynı ilişki var. Mehmet ile Fatma. Mehmet ile Fatma bunlardan biraz daha farklı. Çünkü bunlar tek çocuk. Bunlar da ataları sanırım o şekilde bir ilişki kurmak istemiş. Farklı bir ilişki vardır. Hakkında bilgi verilen komutan ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde komutanlığı, Cumhuriyet'in ilanından sonra başbakanlık yaptı, Atatürk'ün vefatından sonra Cumhurbaşkanı oldu, İsmet İnönü. Görkem'in sözünü ettiği aşık oyunu aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Geçmişte koyunların aşık kemikleri kullanılarak oynanan aşık oyununda oyuncular sıra ile daire içerisinde aşıkları vurarak dışarı çıkarmaya çalışırlar. Atışlar daireye belirli bir uzaklıktan yapılmış, çizilmiş bir çizgi arkasından yapılır. Sizce de aşık oyunu bugün oynadığımız oyunlardan birine benziyor mu? Miskete benziyor. Miskete vurmaya çalışıyoruz. 31. Türk milleti milli mücadelenin güney cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? Yunanlılar değil, Ruslar değil, Fransızlar. Türk ordusu milli mücadelenin batı cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? Yunanlılarla bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Antep savunmasında Kuvayi Milliye birliklerine nokta nokta önderlik etmiştir. Şahin Bey. 34. Milli Mücadele'de Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. Büyük Taarruz'un planlarını hazırladı. Meclis tarafından kendisine Mareşal rütbesi verildi. Komutan hangisidir diye soruyor. 34. sorumuz Fevzi Çakmak. Olayların oluş sırası. İzmir'in işgali 2, 1, en son 3 olacak. 2, 1, 4, 3 şeklinde olacak. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ortak kutlanan özel günlerden değildir? Paskalya. Bu türkü aşağıdaki isimlerden hangisine aittir? Onur okulun yıl sonu müsameresinde bağlama eşliğinde türkü söylüyor. Gönül Dağı, Neşet Ertaş. Türk milli kültürü öğeleri arasında yer almaz. Şunu ne ya bu? Hiç görmedim yani. Yer alsa görürdük herhalde. Berk ailesinin tarihini öğrenmek için geçmişte kullanılan yazılı kaynaklardan yararlanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinden yararlanabilir? Baktığımız zaman diplomalardan yararlanabilir. 40. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan eşyalardan biri değildir? Sandık var. Kimono adından da anlaşıldığı gibi Türkçe değil. Bu metinde oyunlarla ilgili hangi değişimden söz edilmiştir? Geçmişten günümüze çocuk oyunları çoğunlukla evin dışında, bahçede veya boş bir alanda oynanmaktaydı. Günümüzde ise çocuklar yalnızca evlerinde oynar hale gelmişlerdir. Mekanlar değişmiştir. Oynanan oyunların mekanı değişmiştir. Öğrencilerin hakkında bilgi verdiği milli mücadele kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinden
Milli mücadele döneminde Doğu Cephesi kahramanlarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermelerini istemiş. Öğrencinin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Anne babası ölmüş, 2000 kadar yetim Türk çocuğu evlat edinmiştir. Ermenilere bugünkü doğu sınırının ötesine atmıştır. Kazım Karabekir. 43. Camiler, kervansaraylar, köprüler ve medreseler milli kültürümüzü yansıtan öğelerdir. Örnekler hangi kültürel unsurumuza aittir? Mimari yapılarımıza aittir. Aile tarihimiz hakkında araştırma yaparken sözlü, yazılı, görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden yararlanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yararlanabileceğimiz yazılı kaynaklardan biridir? Yani burada yazılı olan zaten mektup var. Aşağıdaki tabloda milli mücadele döneminde Batı cephesinde yapılan savaşlar ve sonuçları verilmiştir. Verilen savaşlardan hangisinin sonucu geçici olarak olumsuz bir durum oluşturmuştur? Baktığımız zaman Kütahya, Eskişehir, Yunan işgaline uğradı. Yani burada kaybettik savaşı. Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı nedir? Gümrük Anlaşması'dır. 47. Hakkında bilgi verilen geleneksel çocuk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir? Oyun iki takım arasında bir top ve avuç içi büyüklüğünde yassı kiremit parçalarıyla oynanır. Kiremit parçaları üst üste dizilir. Atışı yapacak takımın oyuncularından bir elindeki topu 4-5 metre uzaklığa dikilmiş kiremitlere doğru yuvarlar. Tabii ki dalye. Biz de küçükken oynardık. Şu an pek oynayan görmüyorum. Atılgancı hareketlerinden dolayı tayyar yani uçan unvanı verilen milli mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? Rahmiye. Tayyar Rahmiye. Haluk Levent'in şarkısında da adı geçiyor. Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisinde kazandığı başarılardan dolayı halk tarafından Anapartalar kahramanı ilan edilmiştir? Tabii ki Çanakkale Savaşı'ndan sonra. Ayla öğretmen öğrencilerinden sözlü tarih çalışması yapmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin sözlü tarih çalışmasında ilk yapmaları gereken aşağıdakilerden hangisidir? Görüşmenin yeri ve zamanının belirlenmesi, görüşme yapılacak kişinin belirlenmesidir. 51. Milli Mücadele döneminde Güney Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşılmıştır? Güney, Fransızlarla. Bu sorudan da bir sürü çıktı yani aynı soru. Buna göre Murat aile tarihi oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Murat aile tarihini oluşturmak konusunda ödevini yaparken dedesi ve babaannesiyle görüşmeler yapmıştır. Onların verdiği bilgilerden yararlanarak ödevini tamamlamıştır. Burada sözlü tarih yöntemiyle konuşmalarından yararlanmış. Fransızlar Anadolu'nun güneyinde tutunamayacaklarını anlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile bu anlaşmayı imzalayıp Adana ve Antep'ten çekildiler. Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ankara Antlaşması'dır. Ahmet bu ifadesinde oyunlarla ilgili hangi değişimden söz etmiştir? Dedemle çocukken saklambaç oyuna karaguni derlermiş. Oyunun ismi değişmiş. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Mareşal ve Gazi rütbesi almıştır? Sakarya bu soruda 3. mü 4. kez öne çıkıyor.
Hakkında bilgi verilen milli mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli ordu kuruluna kadar Menderes ve yöresinde Kuvayi Milliye Komutanlığı yaptı. Aydın'da ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurarak silahlı mücadeleyi başlattı. Yörük Ali Efe. Evet, son sorumuz kronolojik sırayı soruyor bize. Baktığımız zaman İlk olarak 2 gitti, gitti. Sonra Amasya genelgesi 3, ikisinde de 3 var. Sonra Erzurum'a geçiyor, en son Ankara'ya geliyor.